Kıymetli Genel Başkanım, Şehit Kamil'in Kara Yılan'ın torunu Aziz Gaziantepliler ve Aziz Türk Milleti hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hukukçu olarak ve son konuşmacı, sona yaklaşan konuşmacı olarak arkadaşlarımın yaptığı konuşmaların detaylarına girmeden bir hüküm çıkarmaya çalışacağım. Özetle biz bugün niçin buradayız? Biz ne anlatmaya çalışıyoruz? Bunun tespitini yapmaya çalışacağım. Son 10 yıldır Türk ve İslam dünyası çok köklü alt üst oluşlar yaşıyor. Bu dönemde yaşanan yıkım, yaşanan çöküş, yaşanan alt üst oluş maalesef Haçlı istilaları döneminde, Moğol istilaları döneminde dahi olmamıştır. Çünkü bu yıkımın, bu İslam dünyasına ve Türk dünyasına saldırının maalesef bu kadar yıkıcı olmasının sebebi içeriden devşirilen sözde ulemanın, sözde siyasetçilerin bu sürecin birer enstrümanı, başbakanın tabiriyle parçası olmasından dolayıdır. Çünkü bu sürecin maalesef sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için en büyük enstrümanı Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı olmuştur. Çünkü iktidar muhalefetteyken camileri kışla olarak nitelendirmiş, devletimize karşı güç mücadelesi verirken camiler kışlamız diyen başbakan, iktidara geldikten sonra Haçlı patriotlarını kışla edinmiştir. İktidara gelirken İslamcı söylemlerle gelen Başbakan Erdoğan, bugün Başbakan Bülent Arınç'ın deyimiyle Obama Müslüman olabilir deme noktasına gelmiş, Esad'ı ise kafir ilan etmiştir. Yani Müslümanları düşman, İslam dünyasını yağmalamak isteyenleri ise dost olarak bu millete anlatmıştır. Ve maalesef iktidarın yoldan çıkışını hızlandıran en büyük süreç, takkeli metruş sözde Pensilvanya'da yuvalanan din adamları, İsrail otoritesine boyun eğmek lazım diyen din adamları ya da başına geçirdiği fesle kendisini padişahın veziri zanneden sözde din adamı tarihçilerin söylemleriyle, ne diyor Kadir Mısıroğlu? Biz önce Obama'yı ikna ettik, ben onunla görüştüm diyor. Sonra da başbakanı ikna ettim, Büyük Ortadoğu projesini böylece gerçekleştirme yoluna gittiler. Bu İslam dünyası için çok büyük bir şanstır diyor. Allah Allah! 1,5 milyon insanın ölümüne neden olan Büyük Ortadoğu projesi, Arap Baharı nasıl bir nimet oluyor? Eskiden bazı din adamlarına cin çarpardı, şimdi CIA çarpıyor, CIA çarpıyor. İşte CIA'nin çarptığı bu sözde ilim adamları, sözde din adamlarından cesaret bulan Erdoğan, maalesef bu yıkımın en büyük müteahhidi, en büyük organizatörü olmuştur. Peki şimdi ne oldu da sureti haktan göründü? Burayı çok iyi anlamak lazım. Çünkü işlediği suçun faturası kabarıyor. Çünkü bir millet uyanıyor. İşte bu uyanışın sahnesi ve adresidir bu Kuvayi Milliye toplantıları. Şimdi dün İsrail'e one minute diyerek, sureti haktan görünerek İslam dünyasını inim inim dinleten Erdoğan, bugün Amerika ile sözüm ona kavga ederek Türkiye'yi parçalamak istiyor. Fotoğraf budur. Mızrak çuvala sığmıyor. Dün namussuzun eğer görüştüysem dedikleriyle bugün görüşüyorsa, dün kalleştir dedikleriyle bugün kardeşçe anayasa yapıyorsa, elbette ki Amerika'yla da bu arada dost görünmek olmaz. Çünkü proje Amerika'nın. Biraz kavga etmek lazım.
Başbakan ne diyor? Biz diyor uysalız ama Şamaroğlan'ı değiliz. Yani başbakan ince bir mesaj veriyor Amerika'ya. Diyor ki beni Şamaroğlan'ı görürsen bu millet bana inanmaz. Ben senin Esat oğlanınım demek istiyor. Bunu iyi anlamak lazım. Başbakan Amerika'nın Esat oğlanı olmaktan rahatsız değil. Tabii ki kimse Şamaroğlan olmak istemez. Ama karşı taraf diyor ki benim Esat oğlanım İsrail. Ne yapayım? Sen olsa olsa Şamaroğlan olursun. Onun için AKP şu an bir çöküşün, bir çözülüşün, Türkiye'yi çökertirken Türkiye'den önce kendisi çökecek inşallah. Bir çöküşün alametleri belirdi. Onun için ne diyor? Şangay'a gideriz diyor. Şangay beşlisine gideriz diyor. Yahu sen alemi kör, bu milleti sersem mi sanıyorsun? Amerikan uçağına binip Çin'e nasıl gideceksin? Amerikan uçağına binip Rusya'ya nasıl gideceksin? Rusya Karadeniz'den namluları sana çevirmedi mi? Kimi kandırıyorsun? Patriotlara sığınarak. Eğer gerçekten başbakan tövbe ettiyse gelsin buraya, gelsin bu Gaziantep'e, gelsin Bağımsız Türkiye Partisi gibi Şehit Kabil'e sığınsın, Karayılan'a sığınsın, patriotlara sığınmasın. Şimdi şunu aziz milletim çok iyi bilsin. Bağımsız Türkiye Partisi ile AKP arasındaki fark cennetle cehennem arasındaki farktır. Görmüyor muyuz? Dün şehit kamillerin koruduğu Maraş'ı Hollandalı askerler koruyor. Dün şehit kamillerin koruduğu Gaziantep'i Amerikan askerleri koruyor. Kime karşı koruyor? Müslümana karşı. Bu nasıl bir savruluştur? Bu nasıl bir yıkılıştır? Uyan ey millet diyorum. Uyan aziz milletim. Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerinden bahseder. Yüce Peygamberimiz kıyamet alametlerinden bahseder. Deccal'den bahseder. Bu Büyük Ortadoğu projesini nimet olarak gören hocalar, AKP'nin fetvacıları Deccal'i aratmayacak kadar kıyamet alametidir. En büyük kıyamet alameti aziz Türk milletinin patriotlara sığınmasıdır. İşte bu kefeni yırtmaya geldik, bu anlayışı yıkmaya geldik. Karar ver ey Türk milleti. Bugün, dün Karayılan'ı doğuranlar, bugün Haydar Başbey'i doğurdu. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi kadrosunu doğurdu. Korkma, sapını seç, yerini seç diyorum. Bu imanla hepinizi hürmetle selamlıyorum.